Yeni bir analiz videosundan daha hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Mehmet Aygün. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve özellikle videoyu beğenmeyi unutmayalım diyelim. Piyasadaki gelişmelerle birlikte hızlıca Bitcoin analiziyle başlayalım. Öncelikle Fed faiz kararını açıkladı. Faiz kararı beklediğimiz üzere sabit bırakıldı arkadaşlar ama arkasından gelen açıklamalara baktığımızda Yine arkadaşlar faiz artırabiliriz enflasyonu düşürmeye yönelik hareket edeceğiz tarzı konuşmalar yer aldı ama dediğim gibi artık önünde çok bir koz e, kalmadı FED'in bundan kaynaklı ne derse desin faiz düşürme rotasına önümüzdeki süreçte girecektir. E, bu alanda net şekilde en fazla bir faiz artırımı daha görebileceğimizi düşünüyorum ki bunun gelme ihtimalinin bile daha öncesinde de konuştuk çok 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 zor olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu doğrultular ışığında Önümüzdeki süreçte Bitcoin'i ne bekliyor dersek açıkçası burada evet faiz artırımı yapılmadı lakin Bitcoin'e pozitif bir yansımasını görmedik bunu neden? Çünkü Bitcoin net bir düşüş trendi içerisinde devam ediyor. Özellikle şöyle bir günlük tabloda incelediğimizde hala alçalan dip ve tepe noktalarımız vardı ve burada özellikle şurada bir düşen trend oluştuğundan bahsetmiştik ve bu düşen trendle birlikte bizim net şekilde bu trendi yukarı kıracağımız ve hem de yükseliş trendini başlatacağımız nokta. Yani bir yükselen tepe yapacağımız nokta olan 27.250-27.300 bandının üzerinde bir kapanış görmemiz şart demiştik. Günlük anlamda bu kapanış gelmediği sürece arkadaşlar biz bu alanda döndük diyebileceğimiz bir konumda değiliz. Net şekilde bunu söyleyebilirim. Ve yine eklemek isterim ki eğer bu hattın üzerine bir kapanış gelirse günlük anlamda bütün ortalamaların üzerine çıkmış oluyoruz. Yani ciddi anlamda şu anda 27.250 eşiğinin üzerindeki kapanışlar günlük anlamda bizim için çok kritik tamam mı devam mı e, noktası olacaktır buranın üzerinde bir kapanış görebilirsek eğer yukarı yönlü yukarı yönlü arkadaşlar bu defa tekrardan 30.000 bandının üstünü konuşmaya başlayabiliriz peki şöyle bir haftalık tabloda ne değişiklik var şöyle bir baktığımızda haftalık tabloda aslında ekstrem bir değişiklik yok bizim bir an önce tekrardan özellikle haftalık anlamda 26.500'ün üzerinde bir kapanış görmemiz lazım ilk etapta ve hatta bundan da ziyade şöyle biraz daha yukarı gidiyoruz. 28.100 band üzerinde bir kapanış görmemiz lazım ki arkadaşlar. Daha aşağı bantlara yani 20.000 bandına düşme ihtimalimiz kalmadı diyebilelim. Şu an için risk masada devam ediyor. Bu yüzden net şekilde söylüyorum risklerinizi iyi kontrol edebilmeniz gerekiyor. Ve şöyle bir 4 saatlik tabloya geçelim. Tablo ne diyor bizlere? Hemen böyle bir bakalım. 4 saatlik tabloya geçtiğimizde ise işte arkadaşlar bakın burada çok kritik bir nokta var aslında ee, ortalamalar direnç görevi görüyor. Baktığımız zaman emali meali güzel bir direnç görevi görmüş. Daha öncesinde de e, bu alanda MA21 ve MA20 bu alanda güzel direnç görevi görmüş. Hemen yukarısında da mesela bundan sonra gidebileceği ortalama olarak bakarsak 26.800 ortalamaları var. Buraları takip edebilirsiniz. Özellikle direnç anlamında buralara geldiğinde bir geri çekilme bekleyebilirsiniz. Lakin şunu ben tavsiye ederim özellikle kısa vade işlem takip eden arkadaşlar için. Şu an için kritik bir eşikte. Yani bu alanda e, henüz düşüş trendini bitirebilmiş değil. Long pozisyon açmanın çok makul olmadığı görüşündeyim. Yani genel trend yukarıya dönmediği sürece birazcık daha long pozisyonlardan uzak kalmak gerektiği görüşündeyim. Olabildiğince destek noktalardan e, pozisyon almak daha mantıklı olacaktır long tarafında. Short tarafında da şunu söyleyebilirim. Açıkçası bir destek hattına çok yakınız. Yani 25.000 bandı bizim hacimli bir destek alabileceğimiz nokta. Bundan kaynaklı da bu alanda e, alınabilecek short pozisyonlar ters köşede bırakma ihtimali var. Bundan kaynaklı ben şu süreci dediğim gibi piyasalar çok pozitif olduğu için ve Bitcoin tarafı da destekli olmasından kaynaklı ama düşüş trendinde devam etmesi sebebiyetiyle bakın çok böyle uzun geldi burası. Bir işlem almamayla devam ediyorum. Yani dediğim gibi bu süreçte işlem almak birazcık daha e, kumar oynamak diyebilirim arkadaşlar. Hani şu anda piyasanın yönünü tayin etmek gerçekten zor. Bir tahminde bulunmak gerçekten zor. E, bu yüzden şöyle birazcık arkanıza yaslanın. Uzun vade alımlarınızı yaptıysanız izleyin. Hala bir fırsat kol diyorsunuz da yavaş yavaş dediğim gibi bu anlamda uzun vade alımlarınızı yapmaya çalışın. Ama onun dışında böyle kısa vadede ben buradan long short açayım dediğiniz yerde dediğim gibi sıkıntılı bir tablo var. Hani nereye gideceğini tahmin etmemizin gerçekten güç olduğu bir noktadayız demem mümkün. Eğer işleme giriyorsanız da anlık işlemleri takip etmenizi öneririm bu anlamda. Evet peki bitcoin dominansı ne durumda bitcoin dominansında yükseliş trendi burada net şekilde korunuyor diyebiliriz şu an için herhangi bir sıkıntı problem yok yukarıda 50 bantların üzerine gitmesini bekleyebiliriz arkadaşlar dediğim gibi zaten uzun zamandır konuşuyoruz bitcoin dominansı yükselecek altcoinler ezilecek ve e, önümüzdeki süreçte büyük altcoin rallisinin büyük altcoin boğasının arkadaşlar neyini atıyoruz burada temel taşlarını atıyoruz dediğim gibi bunlar yaşanacak ki önümüzdeki süreçte kazanacağımız paranın hatta hesabı olmasın yani şu an için net şekilde söylüyorum benimle birlikte işlem yapıyorsan dediklerimi dinliyorsan eğer net şekilde zaten şu an bir sıkıntı yaşamıyorsundur hatta alt bu düşüşü fırsata çeviriyorsundur e, alt coin 1212 sepetini atıyorsundur ve asıl büyük altcoin alımımızı yapmak için de Bitcoin'de bekliyorsundur diyebilirim. Evet onun dışında borsalarda bir sıkıntı problem görünmüyor şu anda ciddi bir problem bu aşamada yok. Ee, bu alanda bence kritik eşik dolar endeksinde ne olacağı arkadaşlar dolar endeksinde bugün ciddi bir gevşeme hareketli vardı 150 bantlara kadar gevşedik arkasından Fed'in açıklamalarıyla birlikte yukarı yönlü bir hareketlilik başladı bu alanda şimdi şuna dikkat etmek gerekiyor burada Fed'in açıklamalarıyla birlikte dolar endeksi yukarı yönlü bir hareketlilik gösterdi Lakin ben bu hareketin yine kalıcı olmasını beklemeyeceğim Hani Evet bu alanda tamamlanmamış bir iş var bizim için hani şu alanda bir ikili en tepe bekliyorduk biz bu ikili tepe ile birlikte güzel bir düzeltme hareketliliği bekliyorduk lakin şu anda açıkçası ortalamaların da altında kapatacak gibi duran bir dolar endeksi var e, hal durum böyle önce ortalamaların altında günlük anlamda düşen düşüş trendi içerisinde e, burada 101 bantlarına kadar bu gevşem hareketinin gelmesini beklerim ve bu alanda da piyasalar birazcık daha rahatlayacaktır diye düşünüyorum ben Fed'in net şekilde faiz artırım rotasına dönebileceğini düşünmüyorum tekrardan. Dediğim gibi bundan kaynaklı dolar endeksinde şu hareketlilik yaşanabilir önümüzdeki süreçte tekrardan çizelim isterseniz. Şöyle bir hareketlilik bekleyebiliriz dolar endeksinde ee, önümüzdeki haftalar hatta aylar içerisinde diyebilirim. Evet Ethereum. Ethereum'da daha öncesinde de belirttiğim gibi benim için Garanti alım noktası 1540 bandı. 1500 bantlara gelmesiyle birlikte alım zorlayabilirim. Şu anda da güzel bir destekte duruyor. Alım için dediğim gibi ben illa Ethereum tutacağım için alınabilecek bir lokasyonda Ethereum'da. Ama hani ben böyle kaçmayacak bir yer dediğim yer 1540 bandı. Bu oralardan alım vermesi dediğim gibi birazcık daha zor oluyor ama ee, buralardan da alım fırsatları geldiği zaman gerçekten güzel kazançlı bir alım yapmış oluyorsunuz. Altın tarafında şu anda bu 1940 bandı ölümüne koruluyor. Burada özellikle günlük anlamda MA ve MA100 yani 100 günlük ortalamalar bizi net şekilde güzel tutuyor diyebiliriz. Burada kritik kırılımın geleceği yer 1980 bandı daha öncesinde konuştuk. Hatta burayı bir tık daha aşağı çekersek şöyle bir bakalım yakından. Nereye çekebiliriz? E, 1970 bandına kadar da çekebiliriz. Buranın kırılımı ile birlikte yukarı yönlü bir hareketlik potansiyeli altın tarafında tekrardan masaya gelmiş olacak. Doğalgaz tarafı. Burada yükseliş trendini koruduğunu söylemek mümkün. Günlük anlamda bu yükseliş trendini korumamız önemli. Daha öncesinde de konuştuğumuz gibi burada özellikle 2.36 bandlarına çekmiştik. Hatta bir tık daha yukarısı 2.40 bandı da kırılırsa dediğim gibi yukarı yönlü 3 dolar bandı tekrardan potansiyel hedef haline gelir. Benim özellikle bakın bitcoin'den daha net bir hareket beklediğim ürün burada doğalgazdı. Doğalgazda kuant var üzerinden alırsınız birazdan anlatırım tekrardan orayı alabilirsiniz. Ee, doğalgaz her iki dolara düştüğünde arkadaşlar net şekilde en az çarpı 2 yapmış, çarpı 3 yapmış, çarpı 4 yapmış. Yani en az yaptığı çarpı 2 olmuş. Bundan kaynaklı. Ben yine iki doların muazzam bir alım fırsatı olduğu görüşündeyim hala. Evet, Bitcoin dominansı maalesef kötü. Altının takipçisi olarak gümüşten bahsedebiliriz. Şu an şöyle hani çok da ee, gereksiz yerlere girmeyim istiyorum. Dolar TL tarafında bir gevşeme var. Dediğim gibi burada gevşeme kalıcı olur mu? İşte burada Mehmet Şimşek'in açıklamaları belirleyici olacak. Kalıcı olmasını beklemeyeceğim gevşeme hareketlerinin. Burada hani 20 20 21 22 li bantlara belki bir gevşeme görebiliriz. Ee, Mehmet Şimşek'in açıklamalarıyla birlikte. Ee, lakin dediğim gibi bu kalıcı olmayacaktır diye düşünüyorum. Yavaş yavaş rayına oturup tekrardan bu 24'lü bantlara doğru bir hareketlik gerçekleştirecektir. Tabi bu süreç uzayacaktır önümüzdeki günlerde. Ee, ve yine şunu söylemek de mümkün. Ee, bugün Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamalardan hani herkes farklı sonuçlar çıkartıyor. Biri diyor ki Mehmet Şimşek hani bu konuda özgür bırakılmış. Bir de diyor ki Erdoğan faizin artırılmasını istemiyor. Yine düşük faiz, düşük enflasyonla devam etmeye çalışacak diyor. Yani burada farklı yorumlar var açıkçası. E, Merkez Bankası açıklaması yani Merkez Bankası toplantısını yapmadan arkadaşlar burada artık e, yorum yapmak birazcık daha güç hale geldi diyebilirim. Şu anda sadece e, Tahminler hani söylemler üzerinden varsayımsal olarak bir şeyler e, çıkarmaya çalışıyoruz. Hani bu alanda özellikle bu toplantı öncesindeki günlerde e, daha tedbirli e, olmakta fayda var. Özellikle borsa tarafında ciddi zararlar yazabilir. Bunlara dikkat etmek gerekir. Evet borsa tarafında da şöyle bir baktığımda gevşeme hareketliği var burada özellikle bir destek hattına gelmek üzereyiz arkadaşlar. Burada 5180 bandı destek görevi görmesi gereken bir nokta aslında. Biz buradan tekrardan bir dönüşüm sinyali almamız lazım ki önümüzdeki süreçte daha büyük düşüşleri konuşmayalım. Burası artık bizim destek noktamız olması gereken alan. Belki dediğim gibi burada açıklamalarla birlikte tekrardan şöyle bir 5000 bandının altını yoklarız. O zaman da dediğim gibi tedbirli olmamız gereken noktayı zaten şimdiden söylüyorum. Merkez Bankası açıklamasından birkaç gün önce sizin bu güvenliği sağlamanız şart. Evet onun dışında piyasada aslında ekstrem çok da bir şey yok. Önemli olan gelişme şu anda FED kararlarıydı. Ee, petrol tarafında ciddi bir sıkıntı olmadığını görüyorum. Petrol tarafında da özellikle toparlanma süreci devam edecektir diye düşünüyorum. Ee, ekstra da ekleyebileceğimiz ne var onun dışında ekstra da ekleyeceğimiz çok da önemli bir şey yok ee, bitcoin tarafında dediğim gibi özellikle 27.250 bandının üzerindeki günlük kapanışlar bizim için en net dönüşüm sinyali olacaktır ilk etapta burayı takip etmemiz lazım zaten o geldikten sonra direkt haftalık tabloya gözümüzü çevireceğiz onun dışında özellikle doğalgaz dediğim gibi garanti gördüğüm ürün doğalgaz tarafında da arkadaşlar hem e, Kuanfer'e girdikten sonra MT'ye yazdığınızda e, buradan NGN23 koduyla birlikte alım sağlayabilirsiniz. Ben özellikle doğalgaz gibi ürünlerde bildiğiniz gibi MT ürünlerinde iki kaldıraç kullanmayı uygun görüyorum. Sizlerde arkadaşlar e, iki kaldıraç veya daha düşük kaldıraçlarla burada uzun vade doğalgaz tutabilirsiniz. Diğer borsalarda bunu yaparsanız komisyon ücretlerinden kaynaklı. Aldığınız yerden sattığınızda ciddi zararlar e, dokunabilir. Bundan kaynaklı ne yapmanız gerekiyor? E, eğer bir alım yapacaksanız spot alım yapabileceğiniz yerlerden alın ya da dediğim gibi kaldıraçlı alım yapacaksanız da açıklama kısmında kuantan linki var. İşlem ücreti komisyon ücreti, fonlama ücreti olmadığı için buradan yapacağınız alımlarda bir zarara uğramıyorsunuz. Ekstra ekleyebileceğim bir şey yok. Kaydolurken kriptoloji davet konunu ekliyorsunuz. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere. Hoşçakalın.